Merhaba arkadaşlar. Microsoft Açık Akademi Zamanın Eğitimleri 3. hafta dersine hoş geldiniz. Hemen bir ses ve görüntü onayı alırsam sizden süper olacak. Hemen derse başlayalım. Çünkü çok güzel ve dolu bir 2 saat bizleri bekliyor. Xamarin'de artık list view verilerle çalışmayı nasıl yapıyoruz? Bunları göreceğiz ve bunları öğreneceğiz. Ses ve görüntüde sıkıntı yoktur diye düşünüyorum ama siz de soru ekranından yazabilirsiniz, sevinirim. Ben bu arada tamamdır, onay da geldi. Teşekkür ediyorum. Ben bu arada hemen bir Portable Class Library projesi açıp ders 3 diyorum. 3. haftadayız. Okey dedim. Şimdi projemiz açılırken ListView içerisindeki nelere değineceğiz? Onlardan biraz bahsedelim. ListView'de gruplamaya da değineceğiz. Biraz pull to refresh, yani parmağımızla ListView'i aşağı doğru çekip sayfanın yenilenmesini veya başka aksiyonlar almasını inceleyeceğiz. Bir object listimizi nasıl ListView'e veriyoruz? Bunları inceleyeceğiz. Şöyle kapatalım. Güzel, projemiz açıldı. Şöyle tabii ben kodları biraz yaklaştıracağım sizin daha iyi görmeniz açısından. Hemen bir klasör oluşturuyorum. Views klasörü. Şurayı da hemen bir kaldıralım. Artık buralara aşinasınız. Zaten hafta içi attığınız maillerden sizlerin de ilerlettiğini görüyorum. Yeni bir tane sayfa ekliyorum. Bir cross platform sekmesinden Forms XAML page ekliyorum arkadaşlar. ListView örnekledim. Sayfam açıldı. Hemen varsayılan olarak attığı label'ı sildim. Ve CS tarafa geçtim. Çünkü obje yaratacağım, bir liste yaratacağım ve bu listeyi nasıl ListView'e veriyoruz, nasıl bir ListView oluşturuyoruz bunu göreceğiz. Şöyle şu yukarıda bir class oluşturacağım arkadaşlar. Açık Akademi class'ı oluşturuyorum. Bir ID property'si açtım. Bir name property'si açtım. Şimdilik bunlar yeter. Yalnız derslerimizde ilk şunu yapıyorduk. Sizlerin de bildiği gibi. Kullanacağımız objelerin önce tanımını yapıyoruz. Teorisini öğreniyoruz ve kavruyoruz. Daha sonra örneklerimizde kullanıyoruz. ListView nedir diye eğer soracak olursanız, ListView objelerimizi, yani listemiz olur, sadece bir klasımız olur ya da sadece string dizisini bile atabilirsiniz. Çünkü ListView'in item source'u object tipinden. Objelerimizi liste şeklinde sayfalarımızda göstermeye yarar. Şimdi listeli şekilde dediğimiz için bir tane liste yaratalım. O listeli şekilde nasıl gösteriyormuş bir onu görelim önce. Tabii Açık Akademi listesi yaratacağım. Gidip akademinin itemlarına yeni bir Açık Akademi ekleyeceğim. ID'si 1 olsun. Name demiştim. Name Yiğit olsun. Şöyle. Bir tane daha ekleyeceğim. Şöyle ID 2 olsun. Name Mustafa olsun. Kapattım. Bir tane daha ekleyeceğim. Liste oluşturalım arkadaşlar. 3 tane yeter. İsim Aydın olsun. 3 tane liste oluşturdum. Şimdi ortada bir list view objesi yok. Önce gidip XAML tarafta bir ListView oluşturmam gerekiyor. Geldim. Bir stack layout atayım sayfaya. Şöyle hizalamasını da dikey olarak tutalım. Yukarıdan aşağıya doğru gitsin. Bir ListView oluşturuyorum. Süper. Şimdi ListView'de 3 farklı template var arkadaşlar. Item template burada oluşturduğumuz listeyi vereceğimiz yer.
Header template ve footer template de var. Tahmin edeceğiniz gibi header template list view'un en üzerinde bulunan kısım, footer template de en altında bulunan kısım. Item template ise bizim CS tarafta şurada yazdığımız listeyi gösterecek olan kısım. Onun için list view nokta item template tagleri arasına bir data template tag'i açıyorum. Normal olarak list view kendi başına kontrolleri alamaz arkadaşlar. Mesela ben şuraya label yazıp ben bu label'ın tagsine bir değer veremem, hata verir. List view data template içerisine özel kontrol alır. Yani bir text cell gibi, geçen derste gördüğümüz bir text cell gibi, bir image cell gibi bu tarzda item'lar alır, kontroller alır. Fakat normal kontrol almaz mı? Tabii ki alır. View cell kontrolü içerisine özel bir view yaratıp içerisine normal kontrolleri verebiliriz. Ben hemen gidip bir label yarattım. Label'ın text'i. Şimdi önemli olan konu burada. Ben burada yarattığım objenin, liste objesinin isminin, name property'sinin list view içerisindeki item template tagleri arasındaki label'ın text'ini nasıl veririm? Şöyle arkadaşlar, binding name diyorum. Yani name objesini bind etmesini söylüyorum, name property'sini. Neden? Çünkü ben burada CS tarafta bu property'nin adına name dediğim için, yani ben buna name değil de name 2 deseydim mesela burada, ben gidip burada name 2 demem gerekiyor. Name 2 değil de name dersem ne olur? Buradakiyle, yani CS tarafta verdiğim property ile bu tarafta set ettiğim binding objesi de aynı olmazsa ne olur? Bir şey olmaz. Runtime'da hata almazsınız. Fakat bu mantıksal bir hata olur. Şöyle yapıyorum. Geri alıyorum. Bir şey gözükmez ama orada. Bir yazı yazmaz. Geri aldım. List view'ime bir isim veriyorum. LST view dedim. Gittim. Arkada. Şimdi bu akademi listesini benim list view'ime item source olarak vermem gerekiyor. LST view nokta item source eşittir akademi diyorum. Item source'un tipine baktığımda arkadaşlar bir enumerable tipinden bir items view istediğini görüyorum. Objemi veriyorum. Şöyle bildiğiniz gibi açılmasını istediğim sayfayı hemen gidip set ediyorum. Şöyle fazlalıkları da kaldıralım. Şuradan da kaldırdıktan sonra. Şimdi ne yaptık? Bir çalıştıralım uygulamamızı. Şöyle bakalım ne yaptık? ViewCell. Evet. Uygulamamızı çalıştıralım. Uygulamamız açılıyor. Emülatör açıldı. Sonra hemen iOS'ta da deneyeceğiz. Emülatör biraz boyutları büyük geldi fakat ekranı görsek yeterli. Diğer tarafların taşması bizim için önemli değil. Geldi. Hemen şeyi kaldıralım. Gördüğünüz gibi isimlerimiz listelendi arkadaşlar. Her biri bir view cell. View cell içerisindeki bir label. Gittim. Kapattım. iOS'a geçiyorum. iOS emülatörü çalıştırdım. Şimdi iOS'ta da açılsın, iOS'ta da görelim. Sonra list view'de ilerleyelim adım adım.
emülatörümüz açılıyor. Şöyle. Emülatörümüz hata verdi. Onun yolunu biliyoruz. Hemen düzeltelim. Tekrar Tools Options'tan. Böyle bir hata alırsanız önce emülatörü Mac üzerinde bir kere çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Hemen çalıştıralım. Bu arada ben de soru ekranına bir bakayım. Birazdan Windows'ta da tekrar iOS emülatörü çalıştıracağım. Hemen çalıştırıyorum. Mac'te gördüm çünkü. Güzel. Güzel. iOS emülatörde de çalıştı uygulamam. Gördüğünüz gibi Yiğit Mustafa Aydın geldi. Şimdi iOS'ta bildiğiniz gibi uygulamanızı, her sayfanızı bir üstten yani top 20 padding vermeniz gerekiyor. Çünkü üst tarafla karışabiliyor. Hemen onu verelim. Content Page'in paddingine ama sadece iOS'ta bunun 20 padding olmasını istiyorum. On platform type argument'ten thickness kullanacağım. iOS için 0.20 0.0 demem yeterli olacak. Hatta şöyle yapalım. Süper, tekrar çalıştırayım. Normalde bunu vermediğinizde arkadaşlar tüm sayfanız en üstten başlıyor. iOS'un bunu kendisi otomatik yapmıyor. Android yapıyor fakat WinPhone da yapıyor. iOS yapmıyor. Kendiniz müdahale etmeniz işte şöyle gerekiyor. Listelendi. Güzel. Şimdi ListView'in CS taraftan binding işlemini gerçekleştirdik. Fakat XAML taraftan bunu yapamaz mıyız? Tabii ki de yapabiliriz. Şöyle burayı kapattım. XAML tarafa gittim. ListView'un item source'una property'yi burada kullanıyorum. Binding nokta dedim arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada nokta diye belirttiğim durum benim obje listem. Item source içerisine bir obje listesi aldığı için ben bu şekilde bir tanımlama yapabiliyorum. Noktayı bir obje listesi olarak adlandırıp name property'sini buraya set edecek. Fakat buranın bu objenin obje listesinin buraya geldiğini bu sayfa nereden anlayacak? Gidip hemen binding context'ine akademi diyorum. Bu sayfaya binding, sayfanın binding konteksini kullanır arkadaşlar. Bu şekilde de verebilirsiniz. İsterseniz de direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz. İki şekilde de ListView'in binding konteksine gidecektir. Biz bu kullanımı yapalım. Tekrar çalıştırayım. Hazır iOS emülatörde çalıştırmışken biraz oradan gidelim. İlerledikçe Droid'e döneriz. Gördüğünüz gibi verilerimiz yine sorunsuzca geldi. Şimdi şeyleri biraz işleyelim. Ben objeye bastım işte selected item nasıl yapıyoruz? Eventleri nasıl yapıyoruz? İçerisinde özel kontrolleri nasıl kullanıyoruz? Eğer ben bir list view içerisine buton attıysam o butonun click eventini nasıl yakalıyoruz? Çünkü list view'in bir selected item durumu var. Bir de list view'in içerisine attığınız durumun eventleri var. Bunların ikisini nasıl ayırıyoruz ve nasıl kontrol ediyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim.
Ben bir tane de şöyle image atmak istiyorum. Şöyle binding image URL diyeyim. Yükseklikte 50 vereyim arkadaşlar. Bir tane de buton atıyorum. Tekstine de sil dedim. Image olarak hemen ben bir resim ekliyorum. Açık Akademi'nin logosunu ekleyelim. Hemen Droid tarafına da ekliyorum. Güzel. Gidip klasıma bir property daha ekliyorum arkadaşlar. Image URL diye. Gelip burada logo.png'yi kullanacağımı söylüyorum. 3 akademi nesnesine de bunu ekledim. Güzel. Çalıştıralım. Şöyle bir stack layout içerisine eklemem gerekiyor. Tabii birden fazla obje kullandım. Stack layout kullanmadığım için en son objeyi gösterdi. Çalıştırayım tekrar. Soru gelmiş. Eğitimler kaç ders olacak? 7 hafta olacak arkadaşlar. İlk dersi de bundan önceki yaptığımız iki dersi de Açık Akademi'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi resimler de geldi. Bir sıkıntı yok ve butonlar da geldi. Tabii biraz düzenleme yapmamız gerekiyor ekranda. Şöyle ufak düzenlemeler yapalım arkadaşlar. Ki nasıl çalıştığımızı görelim. Bir stack layout daha atıyorum. Hatta ilk attığım stack layout'un hizalamasını yatay yaparsam biraz düzelir zaten. Buton koydum. Peki ben item selected yapabileceğim. Önce onu görelim. List view'da bir item'ı seçtiğinizde işlemler yapmak istiyorsanız eğer o item'la ilgili item selected event'ini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Item selected event'ini açtım. On selected dedim. Tabii ne olacak? Gidip bu on selected eventinin karşılayacak metodu CS tarafta yazmam gerekiyor arkadaşlar. Gidip bunu yazacağım. Geldim. Onselected demiştim. Selected item change event argument. Şöyle geldi. Şimdi bir kontrol yapalım. Eğer selected item nalsa geri dönsün, hiçbir işlem yapmasın. Ne yapacağız? Şimdi bu seçtiğimiz item'ı, objeyi bir şekilde yakalamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? E'nin selected item'ı ile bunu yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü event argümanının tipine bakarsak selected item change event argüman bu bize gerekli objeyi veriyor. Fakat bir şey dikkat etmenizi istiyorum. E selected item bir obje. Yani seçtiğiniz item'ın ne olduğunu bilmiyor. Sizin burada onu söylemeniz gerekiyor. Yani bir Açık Akademi nesnesi geliyor aslında. Çünkü ben list view'uma bir Açık Akademi listesi veriyorum. Fakat her objenin bir Açık Akademi objesi olduğunu biliyorum. Onun için bir Açık Akademi selected diyorum. Eşittir e.selected dedim. Fakat bu bir obje olduğu için, fakat ben gelen objenin Açık Akademi objesi olduğunu bildiğim için sen bir Açık Akademi objesisin deyip bir casting işlemi yapıyorum. Daha sonra şöyle bir alert işlemi yapalım. Selected'ın
Mesela name'ini versin. Daha sonra da okey diyelim. Güzel. Denemiş oluruz hem. Çalıştırdım. Şimdi geldiğimizde bir listeden bir obje seçtiğimizde ve bir seçim işlemi yaptıktan sonra ne olmasını istiyorsak gelip onSelected metodunun altına onları yazacağız. Bastığımda Açık Akademi Yiğit yazdığını görüyoruz. Tekrar buraya basıyorum. Hatta bir tanesini de debug'da işleyelim arkadaşlar. Ben geldim. En sonuncusuna Aydın yazana bastım. Düştüm. Debug'a düştüm. Selected item boş mu? Değil. Bakın selected item'ın tipi Açık Akademi arkadaşlar. Çünkü biz Açık Akademi listesi veriyoruz. Gittim. Sen bir Açık Akademisin dedim selected item'a. Casting işlemimi yaptım. Gelen objem burada. En son da bir alert vererek işlemimi bitiriyorum. Peki ben butonun click eventini burada nasıl yakalayabilirim? Çok basit arkadaşlar. Normal click event yazacağım. Yani list view içerisindeki bir objenin click eventini nasıl yapabilirim? Normalde nasıl yapıyorsak yine o şekilde yapacağız. On click dedim. Onu da yazıyorum. Argüman dedim. Buton tıklandı diyelim. Çalıştıralım. Projemiz açılıyor. Geldiğimde normalde ben normal bir yere tıkladığımda yani buton hariç bir yere tıkladığımda objeyi seçmiş oluyorum arkadaşlar. Fakat gidip butona tıkladığımda sil butonuna butonun eventi çalışmış, tetiklenmiş oluyor. Selected event tetiklenmiş olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde ayrım yapabiliyorsunuz. Şöyle biz burada ID tutmuştuk hatırlıyorsanız. Ben bu ID'yi butonla arka tarafa nasıl gönderirim ona bakalım. Butonun command parameter nesnesi var arkadaşlar, property'si var. Buna gidip ben ID'yi bind edersem ve arka tarafta da şöyle bir işlem yapmam gerekiyor arkadaşlar. Gelen sender objesi bir buton, bunu biliyorum. Gidip bu sender objesine sen bir butonsun diyorum. Ve sender gönderdiğim, tıkladığım butonu yakalamış oluyorum obje olarak. Ve gidip tıkladığım butonun command parametresini alert olarak belirteceğim. Çalıştırıyorum. Şimdi de birazdan Android'de deneyelim bu işlemleri. Ben normalde list view selected item'a bastığımda selected item event'i çalışıyor. Butona bastığımda ID'sinin 2 olduğunu, ID'sinin 3 olduğunu ve 1 olduğunu yakalayabiliyorum. Bir de Droid'de çalıştıralım. Şöyle bir arkadaşımız binding olayını tekrar sormuş. Tekrar anlatayım. Burada listView ve objelerimizi listView'in binding konteksiyle yani bir içeriye obje alan binding konteksin property'sine set ediyoruz buradaki objemizi. XAML tarafta ise bunun bir obje olduğu için nokta ile yakalayabiliyorum. Yani aslında şuradaki binding nokta dediğim yer benim akademi listem. Droid ortamda başlatalım.
Açıldı. Gördüğünüz gibi veriler. Ben butona tıkladığımda butonun eventi çalışıyor. Normal list view'e tıkladığımda list view'un eventi çalışıyor. Yalnız şuna dikkat etmiş olabilirsiniz. Ben bir satıra tıkladığımda o satıra tekrar tıklayamıyorum. Çünkü bu default olarak list view'ın selected'ı olmuş olarak kalıyor. Yani list view'da selected olarak kalmış oluyor. Bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Şöyle, ben tıkladığım item'a bir daha tıklamak istiyorum diyebilirsiniz. Gidip tekrar bir casting işlemi yapacağım. Butonda olduğu gibi. Bu gelen obje, list view'ın selected item eventinden gelen obje nedir? List view'dır arkadaşlar. Aynı şekilde sen bir list view diyeceğim sender objesine. Selected item'ını da null olarak set edeceğim. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bastım. Fakat selected kalmadı. Tekrar basabiliyorum. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Güzel. Hani list view'da biraz ilerledik. Buraya kadar sorunuz varsa alabilirim. Biraz daha ilerleyeceğiz artık. Şöyle yeni bir sayfa açacağım ben. Yeni bir sayfa açtıktan sonra artık daha ileri konulara gideceğiz list view ile ilgili. Bu list view'ın basic işlemdiydi arkadaşlar. Hani list view'ın 4 işlemi diyebiliriz. İşte içindeki objenin eventlerini kullanma, list view'in item selected, item binding gibi işlemleri çok basit işlemler. Zaten hemen hallettik. Şimdi sanal sınıflar diye bir tane sayfa açıyorum. Aklımda şöyle bir senaryo var. Açık Akademi TV'ye gidelim. Açık Akademi TV'de sanal sınıf eğitimleri bölümü var. Daha önce yapılmış eğitimler buradan izleyebiliyorsunuz. Buranın mobil versiyonunu yapmak istiyorum ben. Ben mobilden açıkakademi.com portal Açık Akademi TV default ASPX'in mobil versiyonunu yapacağım. Geçen ders image cell'i işlemiştik arkadaşlar. Özel kontrolü işlemiştik. İlk bakışta image cell kontrolünü list view içerisinde kullanarak çok rahat bu görüntüyü yakalayabileceğimi düşünüyorum. Önce onu deneyelim. Hemen şöyle bir de klasör açıyorum. Bir data klasörü açtım. İçerisine bir objelerimi bind edeceğim yardımcı bir class oluşturacağım arkadaşlar. Microsoft Açık Akademi Factory dedim buna. Şöyle public yapalım. Ve gidelim bir yani listesini oluşturacağımız bir yapı hazırlayalım. Hemen bakalım burada ne var? Resim var bir tane, bir title var, bir tarih var ve bir description diyelim. Hemen onları yapalım. Ne vardı? Title vardı. Bir image URL var. Bir description diye adlandıracağımız bir yer var. Bir de publish date diyelim. Güzel. Tabii bu datayı ben bir kere çekip yani bir kere load edip bir kere load ettikten sonra sürekli kullanacağım için bir tane statik bir liste oluşturuyorum. Tabii NVA listesi olacak bu da. Adına da NVA data dedim arkadaşlar. Şöyle get ve set yapalım. Bir de statik constructor oluşturacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere statik constructor class çağrıldığında, class oluştuğunda sadece bir kere çalışır. Ben de bir objelerimi statik nesneye atacağım için, statik bir property'ye atacağım için statik constructor içerisinde çağırıp o objeleri atmak istiyorum. Yalnız tabii sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu kadar veriyi şu an buradan almayacağım. Daha önce hazırlamıştım ben. O hazırladığım veriyi direkt burada kullanacağım. Ben hemen Notepad içerisinden o veriyi alayım. Şöyle. Zaman kaybetmemek adına önceden hazırlamıştım. Tüm dersleri ve tarihleri
Burada hazırladım ben. Observable Collection tipinde listeyi yaratıp benim burada statik constructor içerisindeki statik property'me set edeceğim. Kapattım. Yavaş yavaş list view'imi oluşturmaya başlayayım. Tabii önce ilk yapmam gereken şey iOS için padding. Type argümandan iOS için şöyle yapsam yeterli olacaktır. Yani sadece iOS için top'tan 20 boşluk vermek istiyorum. Güzel. Bir list view oluşturalım hemen. Content page'in content'ine geçiyorum artık. Content page'in content'inde bir stack layout atıyorum. Stack layout içerisinde list view'i kullanacağım. Vertical options, fill and expand, horizontal options da fill and expand olsun. Sonra list view'imizi açalım. Tabii ne demiştik list view'i kullanırken arkadaşlar? 3 tane template'i var. Bir header, bir item template, bir de footer template'i var. Bunları da kullanacağız şimdi bu örneğimizde. Ama senaryomuz neydi? Açık Akademi altındaki sanal sınıf eğitim seçeneğindeki görünümü mobil olarak yakalayabilmek. Şimdi biraz onu yapalım. ImageSell kullanacağım ben. Çünkü ImageSell bence bu görünüm için çok ideal ve hiç bizi uğraştırmayacak. Hem de list view içerisinde özel kontrolü nasıl kullanıyoruz onu görmüş oluruz. Gidip list view'un item template'ini açıyorum ve data template tagleri arasında direkt bir image açtım. Gidip text diyeceğim. Binding title. Şöyle hemen klasımdan bakayım. Title, image URL, description, publish date kullanacağım. Text color vereyim. F46 508. Tabii ben bunları önceden not aldım şu görüntüyü yakalayabilmek için arkadaşlar. En azından renk ve diğer görüntü için. Detail var. Detail için ne yapıyorduk? Binding, description. Şöyle detail color'ı da 333 yapacağız. Şimdi biz buradaki list view objemizde image'i kullanırken ne yapmıştık arkadaşlar? Gitmiştik. Her platformun resource dosyası içerisine o image'i atmıştık. Droid için attık ve iOS için attık. Gördüğünüz gibi. Fakat benim elimde şöyle göstereyim. Bu kadar resim var. Buradaki tüm resimler, tüm kişiler. Ben bu kadar resmi her platform için ayrı ayrı atmalı mıyım? Yani bu ilk söylediğimizde ya madem biz tek kod yazıyoruz, 3 ortamda, 4 ortamda, 5 ortamda çalıştırabiliyoruz. Resimleri de tek ortamdan çağıramıyor muyuz? Gayet tabii ki de çağırabiliyoruz. Şimdi biraz ona değineceğim. Ben buraya bir image klasörü açtım. Gidip existing item'dan tüm bu resimleri oraya ekliyorum. Resimler eklendi. Benim şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Buradan gelen şu image URL datası, yani image URL pet'i diyelim. Gidip Droid'le çalıştırıyorsam gidip resource drivable altında arayacak. iOS'ta çalıştırıyorsam gidip resources altında arayacak. Ben bu pet'i değiştirebiliyor muyum? Yani gidip portable altından oku diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum arkadaşlar. Onu yapalım. Class dedim. Yeni bir class oluşturuyorum. Image
Source Converter dedim. Burada yardımımıza Xamarin tarafında çok güzel bir interface var. O koşuyor. I Value Converter interface'i. Interface'i implemente ettiğimde bana iki tane metot veriyor. Biri convert, diğeri convert back. Convert ilk çalışacak olan metottur. Convert back ikinci çalışacak olan metottur. Fakat convert back'in çalışması için sizin itemlarınızı binding modunu two way yapmanız gerekiyor. Onu biraz daha sonra işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sadece convert metodunu işleyeceğiz. Attığımız resimlerin yani portable class'tan oku, portable class altındaki images klasörü altından oku diyeceğiz convert yaparak. Şurayı sildim. Şöyle yaptım. Return. Yeni bir image source döndüreceğim geriye. From resource dedim. Şimdi bu image'i resource'unu burada nasıl vermem gerekiyor? Bu çok önemli. Gidip assembly name'den vermem gerekiyor. Yani şu şekilde ders 3 nokta şurada de, şuradaki ders 3 nokta resimlerim hangi klasördeydi? Images klasöründeydi. Sonra gelen değeri basacak. Tabii boşsa şöyle boş bassın. Şöyle bir kullanımı var arkadaşlar. Yani gidip resimleri her çalışan ortamın resource klasörü altında arama. Resimlerin zaten portable katmanında var ve image klasörü altında gidip bu işlemi yap. Yalnız burada bir trik daha var arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir yer daha var. Resimlerimizin properties'den build action tarafını embedded resource yapmamız gerekiyor. Yoksa resimleri görmüyor. Güzel. Kapattım. Verilerimizi aldık. Burada tüm verilerimizi daha önceden yapmıştım. Buraya direkt attım. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Sanal sınıflara geldim arkadaşlar. Peki, image'lerin image source property ile şu şekilde image URL'i bind edeceğimi biliyorum. Fakat bunun resource'unun convert edileceğini şu şekilde söylemem gerekiyor. Convert property ile beraber statik resource olarak vermem gerekiyor. Bir önceki dersten de hatırlayacağınız gibi statik ve dinamik resource'ları incelemiştik. Fakat bunu kullanabilmem için XAML tarafta da ufak bir işlem yapmam gerekiyor arkadaşlar. XML namespace'in lokal diyorum. Lokal demek zorunda değilim. İstediğim değişkeni verebilirim. CLR namespace. Burada da aynı tanımlamayı yapmam gerekiyor. Ders 3 nokta data diyorum. Ve assembly ders 3. Burada ne demiş oldum arkadaşlar? Hemen küçük ona da değineceğiz. Onu da açıklayacağız. Fakat şurada resource tanımlamasını da yaptıktan sonra content page resource dedim. Resource dictionary açıyorum. Bir tane image class'ın ismini image source converter dedim. XAML tarafta kullanabilmem için image converter diyorum. Şöyle bir tanımlama yaptım. Şimdi burayı bir anlatalım, burayı bir açıklayalım. Anlamamız gerekiyor çünkü burası karışık olmasın. Ben gittim bu class'ta ne yaptım arkadaşlar? I value converter interface'ini kullanarak convert metodu içerisinde gelecek olan resimlerin şuradaki value'da ImagePad gelecek. ImagePad'den kastım bu class'ın image URL property'si geriye yeni pet'i dönecek. Yani ders 3 portable'ın altındaki images klasörü altındaki resmi dönecek. Fakat bunu XAML tarafın bilmesi için arkadaşlar gidip XAML tarafa bu class'ı XAML tarafta kullanabilmem için bu class'ın
bu class'ı bir değişkene set etmem gerekiyor. Yani namespace altındaki ders3data klasörünü kullan diyorum. Ve burada lokal diye attım. Ders3data klasörü altını artık lokal diye ulaşabiliyorum. Bunun altındaki image source converter klasını kullan diyorum. Ve key olarak da image converter verdim. Bunu da değiştirebilirim istersen. Ve gidip static resource olarak tahmin edeceğiniz gibi benim image converter'ı vereceğim. Şöyle enter yapayım. Çalıştıracağız daha sonra. Image cell'i kullandık. Güzel. Şimdi tek yapmamız gereken gidip list view'e binding etmek. Ben gidip hemen şuradan list view'e bir isim vereyim. LSTMVA diyelim. Ne demiştik? LSTMVA'nin binding konteksi arkadaşlar. MVA factory'den ne olacak? Tabii ki MVA data olacak. Çünkü ben static constructor içerisindeki static constructor içerisinde static property'me tüm verileri set ediyorum. Şu fazlalıkları temizleyelim. Tabii burada şöyle item source'unu da belirtelim. Binding'imizi de verelim. Tabii sayfamızı da değiştireceğiz şimdi. AppCS içerisinde hemen şöyle yapalım. Çünkü bu sayfanın açılmasını istiyorum. Çalıştıralım. ListView aşırı yüklendiğinde performans ve memory sıkıntısı olur mu? Oluyor. Onun için caching strateji var. Onu anlatacağım. Convert. Şurayı yanlış yazmışız. Hemen düzeltelim. Converter olacaktı. Orayı convert yapmışız. Converter olacaktı arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi verilerimiz geldi arkadaşlar. Ne yapmıştık? Bir image cell içerisinde şöyle tutalım. Şu detail görünmedi fakat onu da görünür hale getirelim. Çünkü şuradan bir background color vermemiz gerekecek. White dersek bence güzel olacak. Daha sonra hemen iOS'ta çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi tüm resimler geldi. Şu resim hariç, o resme bakalım neden gelmemiş acaba? Diğer tüm resimler geldi. Şuna dikkat edelim. Ben Droid'de çalışıyorum fakat resimleri resource altına atmadım. Nasıl çalıştığına bir de debug'la bakalım arkadaşlar. Şuraya bir debug atıyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gelen değer nedir? EnginPolat.jpg. Bu EnginPolat.jpg'i yeni bir image resource yaratıp geriye şuradan okuyacak şekilde döndürüyorum. Gittim mesela. Kim geldi? OğuzPastırmacı.jpg. Şuradan bakıyorum. Şuradaki resim ismi yanlışmış. Onu düzeltelim. Şimdi geliyor olması gerekecek. Bir daha iOS'ta çalıştıralım. B
benim buradaki converter sınıf buradaki converter yardımcı sınıfını ListView içerisinde kullanabilmem için arkadaşlar önce XML namespace'lerini tanımladıktan sonra resource dictionary içerisinde bir key ile ListView içerisinde kullanabiliyorum. Normal statik ve dinamik resource tanımlar ve kullanır gibi kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi iOS'ta da çalıştı. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Resimler iOS'ta da geldi. Resimlerin iOS resource'ta da olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Resimleri tamamen artık tek bir yerden okuyor. Güzel. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Şuradan şuraları da kapatalım. Header template ve footer template var arkadaşlar. Onları inceleyelim. Şöyle listview item template'in üzerine yazayım. listview.header açtım. Bir content view açıyorum arkadaşlar. Padding verelim. Şöyle 0.5. Background color veriyorum. Background color veriyorum. Beyaz olsun. İçeriye bir label atalım. Bir header title olsun bu. Font size medium yapıyorum. Text color'ı siyah yapıyorum. Çünkü beyaz ekran altına çalışıyoruz. Tekstine de Microsoft Açık Akademi sanal sınıflar. Yatayda ve dikeyde şöyle hizalı dursun istiyorum. Header template'i görelim. Hemen çalıştırıyorum. Yanlış yazmışız. Content view not found diyor. Hemen o yanlışımıza bakalım. Nereyi yanlış yazdık acaba? Content view. Aslında doğru yazdık görünüyor ama şuralarda mı yanlışlık yaptık? Yanlışlıkla göremedim ben. Content View'u da aslında doğru yazdık. Tekrar bir çalıştırayım. Tekrar bakalım. Neyi yanlış yazıyorum acaba? Tabii. Normal olarak W ile yazmam gerekiyordu. V ile yazdım. Gördüğünüz gibi header template de geldi arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada header template ve footer template'te de data template kullanabiliyorsunuz. Bu data template'i sadece hani item template içerisinde kullanamıyorsunuz. Yani 3 tane template var. Header, item template ve footer template. Gidelim bir de şöyle şurada footer template yazalım. Footer template açtım. Bir data template açtım. Bir content view tanımladım. Buradaki amacım şu. Ben footer template'te şöyle ders 3 şuradan açayım.
Ben footer template'te yani list view'un en aşağısında buraya bastığım item count'u almak istiyorum arkadaşlar. Onu dinamik bir şekilde nasıl yapabilirim? Şimdi onu inceleyeceğiz. Label'a basalım. Şöyle font size'ı medium yapayım. Text color'ı şöyle 666 tekrar. Vertical text alignment ve buna da end diyelim. En sonda çıksın. Yani şurada çıkmasını istiyorum. Şu en aşağıda çıkmasını istiyorum. Gidip onu yapacağım. Şimdi ben buraya dinamik datanın count'unu nasıl basarım? Şimdi önemli olan veri o. Gidip list view içerisinde şöyle bir enter yapayım. Bunu tanımlayabiliyoruz. Template'lerin içerisini tanımlayabiliyoruz. Şöyle footer gördüğünüz gibi footer'a bir binding verebiliyorum arkadaşlar. Binding count dedim. Peki bu count nereden geliyor? Normalde biz bindinglerin hepsini buraya şöyle şuradan bakalım. MVA listesi içerisindeki property'lerin isimlerini verdik. Fakat ben footer template'ime gidip dinamik olarak bastığım datanın count'unu nasıl basarım? Buraya count dedim. Şurada. Bu count arkadaşlar, sizin de tahmin edeceğiniz gibi MVA datanın count property'si. Yani ben içeriye gönderdiğim objenin property'lerine XAML tarafta ulaşabiliyorum. Git count'unu al diyorum. Tabii öyle direkt count'unu al diyerek kullanamam arkadaşlar. Bir kullanım şekli var. Şöyle virgül dedim. Kaynağını belirtmem gerekiyor. Böyle bir kullanım yapmam gerekiyor. Bunu açıklayalım. Statik olan objenin burada lokal olarak namespace'i ve image converter'ı belirtmiştik arkadaşlar. Bunu anlatmıştık. Git MVA Factory class'ı altındaki şuradaki MVA Data property'sinin count property'sini al demiş oluyorum arkadaşlar. Footer'ın data template'ine. Çok basit bir kullanımı var. Geldim MVA Factory class'ımın altına. MVA data property'min şurada göstereyim tekrar. Şöyle count'unu bu şekilde alabiliyorum. Birinci, ikinci derslerin linki var arkadaşlar. Bu arada sorular gelmiş. Evet, Content View için bayağı bir siz de uğraşmışsınız benim gibi. Teşekkürler. Neden Observable Collection, yani list yerine neden Observable Collection kullanıyorum onu açıklayayım. Observable Collection arkadaşlar sayfalar içerisinde yani mobil için sayfalar içerisinde iNotify Collection Change'den ve iNotify Property Change'den türediği için siz bir item selected olduğunda Observable Collection içerisindeki listenin o property change'lerini yakalayabildiğiniz için bunu kullanıyorum. Ya örneklerde de inceleyeceğiz. Biraz ileri seviye konular onlar ama inceleyeceğiz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Ne demiştik arkadaşlar? MVA Factory sınıfının sonuçta bu lokal nereyi gösteriyor? Lokal ders 3'ün datasını gösteriyor arkadaşlar. Ve artık ders 3'ün datası elimde olduğu için MVA Factory class'ının altındaki MVA data property'sine ulaşıyorum ve bunun count property'sini footer template'ime set ediyorum. Şimdi bunu da footer template içerisinde kullanacağım. Gidip şurada text özelliğine gene binding nokta diyerek kullanabiliyorum. Hatta string format
Gelen veriyi şu şekilde sanal sınıf mevcut diyebiliyorum. Doğru mu yazdık bakalım. Evet. Şimdi çalıştırıp bakalım. En aşağıda şimdi dinamik olarak bastığımız verilerin count'unu almamızı bekliyorum. String diye bir hata aldık. Neden aldık? Ona bakalım. Yazım hatası mı yaptım? Ona bakıyorum. Burası düzgün. Binding count, source olarak da factory MVA data olarak verdim. Neye kızdı acaba? Class ismini mi acaba yanlış yazdım, gözden kaçırıyorum? Yok, class ve değişken adını da doğru yazdım. Binding yaparken de yanlış yazmadım. String formatı da doğru yazdım diye düşünüyorum ama doğru. Şurayı kapatmamışım. Evet, tek tırnakla orayı kapatmamışım. Şimdi çalışacaktır. Evet arkadaşlar, şey yapacağız. İkinci bir sayfa ekleyip detail falan yaparız. Problem değil onlar. Güzel geldi. Header template'im, item template'im en aşağıda 33 sanal sınıf mevcut. Yani 33 tane burada data varmış arkadaşlar. Onu görmüş olduk. String format'a da string format'taki tırnağı unutmuşuz. Evet, sizlerin de dediği gibi. Şimdi devam edelim. List View'de şeyi göstermek istiyorum şimdi. Bir gruplama işlemi nasıl yapabiliriz? Yani şurada uygulamamızı bir açalım. Ben burada isme göre gruplamak istiyorum veya tarihe göre gruplamak istiyorum. Buna göre gruplama nasıl yapabiliyoruz? Onu inceleyelim. Hemen bir utility class'ı açtım. Grouping adında yardımcı bir klasım var arkadaşlar. Gidip bu klası yazmam gerekiyor. Tabi buraya KVT tipleri gelecek. Çünkü gruplamayı yapacağız. Gelen datamız Observable Collection tipinde olduğu için o tipte veriden gelmiş olmasını, inherit olmasını sağlayacağız. K değerine K deyip şöyle K değeri olacak. Adı key olsun. Constructor'ında şöyle IonumerAble'ı kullanacağım. T tipinden items gelecek. Şöyle şuraları yazalım. Açıklayacağım arkadaşlar. Güzel. Bu gruplama ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak arkadaşlar. Buraya bir key gelecek. Bu key'i biz vereceğiz. Tipini ve içerisindeki key'i biz vereceğiz. Bir string isim başlığı olabilir. Atıyorum A isminde başlayanlar şeklinde grupla, B isminde başlayanlar şekilde grupla ve o grubun bizim kuralımıza uygun listeleri de
enumerable içerisinde tutup listeye ekleyeceğiz. Zaten debug'da da bakarken bunu görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bizim şey yapmamız gerekiyor. Bu gruplu veriyi tekrardan artık NVA data'yı değil de artık NVA data with group gibi bir obje yaratmamız gerekiyor. Ben hemen şunu bir kopyalayıp with grouping dedim. Tabii içeriye gidip bunun metodunu yapmam gerekiyor. Geriye grup datası döndüğü için ben artık şu şekilde bir kullanım yapacağım. Yani ne demiştik arkadaşlar? Bu grup klası içerisine bir key alacak ve diğer vereceğim obje listesini burada doldurup geriye bana gruplanmış şekilde dönecek. Gidip yapalım. Binding with grouping dedim. Güzel. Şimdi bildiğiniz gibi benim statik objem, statik constructor'ım bir kere çalışıp şu objeye tüm verileri attığı için bu obje içerisindeki verileri değiştirmeyelim gruplama yaparken. Şöyle alalım. Result içerisinde çalışalım. Tabii şunu unutmayalım. Metot yazıyoruz. Ne yapmıştık? New Observable Collection String NVA listesi geriye döndüreceğiz. İçini açtığımda şöyle benden bir enumerable collection isteyecek. İçerisine result'ı basabiliriz. Ve şimdi bir şöyle result'ı orderlayarak basacağız arkadaşlar. Order by C öyle ki C nokta title. Title'a göre orderlasın. Şöyle kapatalım. Group by neye göre gruplasın? Şimdi onu vereceğiz. C öyle ki C nokta title'ın ilk karakterine göre gruplasın. En son da şöyle yapalım. K öyle ki new. Ben burada grup objemi oluşturuyorum arkadaşlar. Ve K'yı vereceğim. En sonda geriye bu listeyi döneceğim. Şöyle bir tane parantez unuttum sanırım. Evet. Şimdi biraz artık evet, link gruplama yapıyoruz arkadaşlar. Header ve footer sayfada sabitlenebiliyor arkadaşlar. Ona da bakarız. Ona da bakarız. Şurada gruplama yardımcı klasımızı yazdık arkadaşlar. Gruplama yardımcı klasından sonra şurayı bir fazlalıkları temizleyelim. Gruplama yardımcı klasını kullanarak bir binding with grouping objesi yarattık. Artık ne yapacağız? Gidip tabii ki şu metodu artık bind ederken kullanacağız. Hemen gidip sanal sınıflara binding with grouping dedim. Çalıştıralım. Yalnız çalıştırmadan önce şeyi unuttuk arkadaşlar. XAML tarafta bu gruplamayı nasıl yakalayacağız? ListView'da artık gruplu bir item çıkıyor olmasını nasıl söyleyeceğiz? Gidip hemen bunu söylememiz gerekiyor. Çok basit. Is grouping enable? True. Evet, artık sen bir gruplu list view'sın. Gidip group display binding. Binding key. Burada key property'si belirlemiştik ki arkadaşlar. Gidip bu key property'sini display binding olarak, group display binding olarak veriyoruz. Bir property daha vermemiz gerekiyor. Group short name binding. Buna da bunları görselde
çıktığında bunları anlatacağım arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Uygulamamız açılıyor. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bir grouping list view var elimde. Bir gruplanmış veri var elimde. Group display binding'den kastım şurası arkadaşlar. Şu A harfi. Bu A harfinin de basılı olmasını da short name binding. Yani direkt buraya A yazmak istemeyebilirim de diğer binding edilen name'i de yazabilirim. Yani pardon, title'ı da yazabilirim. Değiştirebiliriz. Tabii iOS'ta şöyle bir şey geliyor. Direkt buradan da gidiş yapabiliyoruz. Şöyle A'ya basayım. Şu şekilde. Aşağıda gene 33 sanal sınıf mevcut. Grupladık. Header template'im duruyor. Şuna dikkat ederseniz sevinirim. Ben yavaş yavaş yukarı doğru çekerken A'nın yukarıda sabit kaldığını, tüm A içerisindeki listeler bittiğinde B'ye geçtiğini, aynısı D için, aynısı E için. Şimdi bunun kavranabilmesi için bir kere debug'da göstermem gerekiyor. O debug'ı da şuraya koyacağım. Ve Droid'de çalıştıralım bu sefer de. Bir de Droid'de görelim. Çalıştırdım. Şöyle debug'da gruplamayı nasıl yaptığını gösterelim arkadaşlar. Şurada kalsın. Güzel. Key ne geldi? Key A geldi arkadaşlar. Key nasıl A geldi? Şundan dolayı ben key'e gidip burada group by title'ın ilk karakterini ver diyorum. İlk karakteri neydi arkadaşlar burada? Gördüğünüz gibi burada title nedir? Engin Polat'ın Universal App eğitiminin devamını izleyin. E oluyor title olarak. Mesela burada O oluyor, burada T oluyor. Title'ın sıfırıncı karakteri. Peki buna uygun item'lar hangisi? Şurada. Bir tane item varmış. A ile ilgili. Gidip bunu A'nın listesine ekliyor. Döndüm. Key ne geldi? B. B için neydi? Şuradan tekrar açarsak. B için bir taneydi. D için 3 tane olması gerekiyor. Gittiğimde D için 3 tane olduğunu görüyoruz. Diva kaldırıp çalıştırıyorum. Droid'de de gerçi burada arka taraftaki color biraz şey olmuş ama şöyle yapalım. Şöyle bir 4-7'de açalım. Gruplamadan sonra şeyi yapacağız arkadaşlar. Pull to refresh nasıl yapılıyor? İşte bir tane yukarıya search bar koyacağız. O search barda anlık list view içerisindeki search nasıl yapılıyor? Ona da değineceğiz. Buraya kadar sorunuz varsa yazın arkadaşlar. Emülatör açılana kadar ben bakayım. Tuş kilidini açtım. Uygulama açılıyor. Geldi, güzel. A burada, B burada, D burada. Gidiyorum. Uygulamanın ne kadar, yani bu kadar resim ve 33 tane item yüklemesine rağmen uygulamanın bu kadar hızlı olması gerçekten iyi arkadaşlar. Resimlerle, sonuçta resim de var içerisinde. Şimdi biraz caching stratejiye bakalım. Xamarin'de caching strateji nasıl yapılıyor ve nedir? Ona değinelim çünkü önemli. Şöyle şurayı ve diğerlerini kapatalım. Caching strateji. Şimdi bu işte önce tanımını yapacağız arkadaşlar. Tanımını yaptıktan sonra
bizim senaryomuza en uygun cache stratejisini kullanacağız. Caching strateji adından da anlaşıldığı gibi ListView'un performansını optimize etmeye yarıyor. İki adet caching strateji mevcut. Retain element ve recycle element. Bunlardan hiçbir caching stratejiyi ListView'unuza set etmezseniz default olarak retain element çalışıyor. Şimdi retain ve recycle element nedir? Onları biraz tanımını yapalım ki bu örneğimizde hangisini kullanacağız ona bakalım. ListView içerisinde çok sayıda özel kontrol kullanıyorsak arkadaşlar, işte 10 tane viewsel attım, 5 tane textsel attım, işte 2 tane imagesel attım gibi işlemler yapıyorsak retain element kullanılması öneriliyor. Fakat retain elementin tam tersi olan recycle element, ListView içerisinde az sayıda özel kontrol kullanıyorsak ve bu kontrollerin birbiriyle ilişkileri yoksa, yani ben bir image attım, altına bir slider attım, altına bir text box, altına bir text attım veya bir label attım. O slider'ı hareket ettirdiğimde içerisine attığım label'da bundan etkileşim alıyorsa, yani arada ListView içerisindeki kontroller birbiriyle ilişkili ise recycle element kullanımını öneriyorlar. Açıkçası burada retain element için ne demiştik? Çok fazla özel kontrol kullanıyorsak git bunu kullan. Ha, çok fazla özel kontrol kullanmıyorsan recycle element de kullanabilirsin. Biz de burada hani sadece bir tane imagesel kullanıyoruz arkadaşlar. Gidip bunu caching stratejimi gidip recycle element olarak kullanabilirim. Burada caching stratejiler gerçi 30 tane datayla pek belli olmaz. Ben genelde 200 tane, 300 tane veri atıyorum bir sayfaya ve bu veriler de birbiriyle etkileşimli oluyor. O zaman aslında daha çok anlayabiliyorsunuz bu caching stratejilerini. Sizlere de tavsiyem bu cache stratejileri üzerinde yoğun veriyle çalışmanız ve ona göre caching stratejinizi belirlemeniz. Çünkü ListView'daki cacheleme çok önemli. Yoğun veriyle çalışıyorsanız arkadaşlar. Buna da değindikten sonra şeyi inceleyelim. Item Selected'i zaten yapmıştık ama burada da yapalım. Item Selected'ım Unselected olsun. Gidelim sanal sınıflar altında. ListView Item Selected sanırım. Şuradan bakalım hangisini kullan. Selected item change event argument. Buradan arkadaşlar hani item selected olduğunda ne yapalım? Tabii önce gidip bir null kontrolü yapalım. Gelen list view'umuzu da bir alalım. Çünkü en son list view'un selected item'ını null yapacağız. Çünkü ben bir kere seçtiğim item'ı daha sonra tekrar aynı anda seçmek istiyorum. Gelen obje neydi arkadaşlar? NVA. Ne yapalım? Alert verelim. Ne diyelim? Selected NVA nokta publish date to string. Şöyle yapalım. Bu title'ımız olsun arkadaşlar. Aşağıya geçeyim, siz de görün. Ve Selected NVA'in title'ını basalım. Description olarak Selected'ın description'ını basalım. Sonra da tamam diyelim. Çalıştıralım. Geldi. Gruplamamız. Gayet gruplu bir şekilde. Ben bu dataya basıyorum.
2014-03-06 İbrahim Kıvanç'ın uygulama tasarımları nokta 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 diye gidiyor. Niye sığmadı diye. Geldim. Buna bastım. Geldim. Buna bastım. Hiçbir problem yok. Yani ben seçtiğim bir objeyi tekrar seçebiliyorum. Bir daha iOS'ta. Bakalım iOS'ta nasıl olacak? iOS'ta geldi. Basıyorum. Tabii iOS'a özgü pop-up açıldı artık. Pardon, alert açıldı. Şöyle. Bir sıkıntı yok. İsme göre sıraladık. Alfabetik olarak. İstersen buradan da istediğim başlangıca gidebiliyorum arkadaşlar. Pull to refresh. Şimdiki konumuz. Yani pull to refresh derken ne diyorum? Ondan biraz bahsedelim. Ben şöyle aşağıya doğru çektiğimde, bıraktığımda bir event tetikletmek istiyorum. Ve o event içerisinde de bir işlem yapmak istiyorum. Veya işlemler artık ne yapmak istiyorsak. Şimdi onları inceleyeceğiz. Geldim. Çok basit. Is pull to refresh. Enable mı? Evet, enable. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabii bir de refreshing on refresh. Pull to refresh enable olsun mu? Evet olsun. Peki refresh olduğunda ne olsun? On refreshing çalışsın. Gidiyorum arkadaşlar. Şimdi on refreshing eventini yazacağım. Geldim. Şu en aşağıya yazarak şu şuraları kapatayım. Gidelim. Ne demiştik? On refreshing object sender event argüman dedim. Ne olsun refresh olduğunda işte şimdilik şöyle diyelim refresh oldu. Tamam. Şimdi burada bir şeyi atlıyorum. Çünkü size göstermek istediğim bir şey var. Mantıksal bir hata oluşacak. Sonra onu beraber çözeceğiz. Çalışsın. Şimdi ben aşağıya doğru kaydırdığımda artık bir refresh ikonunun çıktığını görüyorum arkadaşlar. Bakın. Refresh oldu. Tamama bastım. Fakat işte mantıksal hatamız burada. Refresh ikonu gitmedi. Yani refresh ikonunun gitmesi gerekmiyor muydu? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Çok basit arkadaşlar. LST MVA is refreshing false. Tekrar çalıştırıyorum. Yani senin artık refresh olman bitti demiş oluyorum. Geldim. Uygulamam açıldı. Gördüğünüz gibi kullanıyorum. Hiçbir sıkıntım yok. 33 tane sanal sınıfım mevcutmuş. Gittim. Header'ıma baktım. Refreshledim. Refresh oldu ve gitti. Refreshledim. Refresh oldu ve gitti. Gördüğünüz gibi artık pull to refresh'i yapabiliyorum. Peki pull to refresh'te de bir şey olsun. Gruplamayı değiştirelim. Yani nasıl yapalım? Gerçi şunu kullanacağız dedik ama kullanmadık. Biz şimdilik şöyle kalsın. Şöyle yapalım. Bir tane refresh count tutayım ben. Sıfır olarak da başlatayım. Yani bir refresh count'um olsun ve bu sıfırdan başlasın. Gideyim. Şuraları sizin göreceğiniz şekilde ayarlayayım arkadaşlar. Order yani gruplamamın order'ı bu refresh count'a göre değişsin. Nasıl değişsin? Şöyle yapalım. C öyle ki demiştik. Refresh count'um
ikiye bölündüğünde sıfır kalıyorsa gidip C'nin publish date'ine göre eğer olmuyorsa title'a göre bir order yapsın. Neden hata verdi? Ona bir bakalım. Refresh count'um mod 2 0 ise publish date'imin to binary değil to string olması gerekiyor. Süper. Yani ben her refresh yaptığımda gidip bu değişkeni bir arttıracağım ve şuradaki benim business logic'im, benim artık kuralım ve ordering'im ve gruplamam buna göre tekrar hareket edecek. Deneyelim arkadaşlar. Şöyle gidelim, şunu alalım. Tabii her refresh olduğunda artık şunu siliyorum. Bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Gidip MVA Factory Refresh Count sen bir art ve git Binding Context'i değiştir. Binding Context Binding with Grouping. Tamam, süper. Doğru yazdık. Logic'imizi tekrar kontrol edelim. Ben her refresh dediğimde gidecek, şunu kapatalım. Gidecek, refresh count bir artacak ve buradaki benim şurada tanımlamış olduğum kural publish date'e veya title'a göre gruplanacak. Hemen deneyelim. iOS'ta çalıştırmıştık sanırım. Şu an hatırlayayım. Evet, iPhone simülatör diyor. Geldim. U, E, Y, G diye artık. Burada publish date'e göre bıraktım. A, B, D, E isme göre arkadaşlar bakın. Çevirdim, bıraktım. Publish date. Refresh yapıyorum. Ve isme göre. Burada istediğim logic'i burada yazabilirim arkadaşlar. Ve İşlemlerin ne kadar hızlı olduğunu ve resimleri bind ederken ve sıralamayı, gruplamayı değiştirirken ne kadar hızlı yaptığını görebilirsiniz. Burada sürekli değiştiriyorum. Hiçbir problem yaşamıyorum. Gruplamayı da yaptık. Şimdi şeyi yapmak istiyorum. List View'de şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Text, yani search yapmayı istiyorum. Yani ben şurada şuraya bir sabit bir search bar atacağım. Bu search barla list view'i nasıl etkileşim haline sokuyorum onu göreceğiz. Şurayı toparlayalım. Şöyle en üstte bir search bar attım. Placeholder olarak sanal sınıf ara. Text color'ını şöyle siyah verelim. Sonra background color'ını şurada siyah verelim. Ve en son text change olduğunda bir event tetikletmem gerekiyor benim. On text change. Yani ben telefonda her bir text'e bastığımda bu eventle onu yakalayıp oradaki artık kuralıma göre bazı şeyler işleteceğim. Ben aldım bu eventimi. Arka tarafa gidiyorum. Ve işlemlerimi yazacağım. Tabii önce ne yapıyorum? Gidiyorum. Tetiklenecek olan text change event argüman var bunun için arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Neden? E.next value dediğimde bana oradaki text'i verecek. Peki, search bar yapıyoruz fakat bu aramayı da bizim artık bunu kullanıyoruz ya, binding with grouping. Artık mesela şunu kullanmıyoruz. Gidip burada onu işletmem gerekiyor bu logic'i arkadaşlar. Bu logic'i nasıl işleteceğim?
Gelip şuraya bir string ne diyelim search text. Default olarak boş gelsin. Çünkü normalde search text'ten de arama yapmak istemeyebilirim. Bu benim kendi tercihim. Gidip şunu yapacağım. Eğer search text null değilse güzel. Ve search text'in length'i Ali olabilir ama Ali diye kimseyi görmedim orada. İşte 3'ten büyükse diyelim olmadı değiştiririz. Gidip result'ı bir overwrite edelim arkadaşlar. Tekrar result'ın üzerine yazalım. X öyle ki x.title to lover start with şöyle aşağıya geçiyorum. Search text to lover. Ve en son to list diyelim. Ne demiş oldum? X'in title'ı search text'e başlıyorsa starts with dedik arkadaşlar. Şey de diyebiliriz hani contains de diyebiliriz. Ama hani ben starts with dedim. Eğer bu kurala uyuyorsa gidip benim listem daha gruplanmadan o şuradaki kurala göre tekrar oluşacak. Ondan sonra gruplamaya girecek arkadaşlar. Tabii gidip burada bir de burası var. Basıldıktan sonra ne olacak? Eğer new text value'nun length'i gelen değer 3 mü demiştik, 4 mü demiştik şurada? 3 demişiz. Büyükse 3'ten gidip binding context'ime e nokta eğer 3'ten büyükse git bunu ver diyorum arkadaşlar. Else if string is null or empty. E nokta new text value. Eğer gelen veri boşsa yani ben sildiysem artık onu binding context'im değil list view'imin binding context'i tekrardan şöyle text'siz olarak normal datayı yani ilk 33 count'luk datayı çeksin istiyorum. Bakalım bir yanlışlık yaptık mı? On text change. Güzel. iPhone'da çalıştıralım. Build succeeded dedi. Şimdi emülatöre atmasını bekliyorum. Geldim. Bakın arkadaşlar, background siyah. Sadece text box'ın background'ı beyaz. Sanal sınıflarda ara placeholder. Nerede? Placeholder'ım sanal sınıf ara. Geldim. Buraya yazıyorum. Kaçtı? 4'ten 3'ten büyük olunca. Şu an bastığımda yani şu an 3 çalışmayacak. İyiye bastığımda sadece şu 3'ünü getirmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 3'ünü getirdi. Şuradan cancel'a basıyorum. Sıfır şeyde objeden çıkacağım. Yalnız cancel'a basmayı handle etmemişiz burada. Onu da handle edelim. Tekrar çalıştırayım. Şuranın null olup olmamasını kontrol etmek o da cancel'a bastığımda arkadaşlar. Geldim. Gördüm. Çarpıya bastım, sildim. Refresh yapıyorum. A geldi, B geldi. Buradan yine istediğim yere gidebiliyorum. Şöyle klavyeyi de kapatayım. Buradan yine istediğim yere de gidebiliyorum arkadaşlar. Hani gruplamam bozulmadı, hiçbir şey bozulmadı. Her şey çalışıyor. Tekrar buradan date'e göre, publish date'e göre, isme göre her şekilde gruplayabiliyorum. Şimdi burada göstermek istediğim birkaç durum daha var. O da ben bir de Droid'de çalıştıralım arkadaşlar bunu.
Çünkü Droid'de isteyen arkadaşlar da var. Onlara da göstereyim Droid'de nasıl çalışıyor, Droid'de nasıl görüyoruz. Güzel. Geldim. Şöyle refresh ediyorum. Gayet hızlı çalışıyor Droid'de de. Hiçbir sıkıntım yok. Geldim en aşağıya baktım. 33 sanal sınıf mevcut. Yukarı çıktım. Refresh ediyorum. Sanal sınıf ara. Bastım. Text color'ını beyaz yapmam gerekiyor sanırım. Engin yazdım. Şöyle. Aslında buraya engin yazdım arkadaşlar. Şöyle text color'ını beyaz yapsam. Bu sefer beyaz yapsam iOS'ta çıkmayacak. Onun için şöyle bir şey yapacağım. TXT Search diye isim verdim buna ve şuradan text color'ı sildim. Arka tarafa geldim. Text color. Device.on platform. iOS'ta ne olsun? Color nokta Black. Android'den olsun. Color nokta White. WinFont'un olsun. Color nokta Default. Text color'ım Device on platform ile şurada tekrar metodu açayım. Çalışan device'a göre burada color set ettim. Tekrar çalıştıralım. Evet arkadaşlar şey hani şey olarak yazmışsınız hani şunu zaten kontrol ediyor diye. Evet zaten kontrol ediyor. Bunu söyledik fakat şurayı da göstermek için ve buradaki kontrolleri de yapabilmemiz için yani şurayı silip ben sadece şunu da verebilirim. Yani bu da problem değil. Geldim. Bakın. Android'de şu tarz bir kullanımla arkadaşlar device spesifik bir text color set etme işlemi yaptık. Android'de beyaz çıkıyor. Gördüğümüz gibi. Hiçbir problem yok. Her şey düzgün çalışıyor. iOS'ta da siyah çıkacak. Süper. Şöyle ben iOS'ta biz çalıştırırken bir de şöyle bir durum yapacağım. Ders 3. Ders 3'ü arıyorum. Ders 3. Şimdi ikisini bir yan yana görelim. Gördüğünüz gibi iki tarafta yan yana. Ben burada da yazarken siyah çıkacak. Burada yazarken beyaz çıkacak. Burada refresh yapıyorum. Burada refresh yapıyorum. Gayet iki tarafta da hızlı bir şekilde kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Mobilde bildiğiniz gibi bir objenin üzerine basılı tutma diye bir durum var arkadaşlar. Yani ben şunun üzerine basılı tuttuğumda bir işlemler yapmak istiyorum. Yani ben basılı tuttuğumda mesela bir menü açmak istiyorum. Ya da şunu iOS tarafında bunu sağa ve sola çektiğimde bir yan tarafta bir şeylerin açılmasını istiyorum. Yani etkileşim yapmak istiyorum bu list view'la biraz daha. Biraz daha ilerleyelim. Gittim. Bir imagesel açmıştık arkadaşlar. Bunun adı bildiğiniz gibi context menü. Basılı tuttuğunuzda Xamarin'de bir menü açılmasını istiyorsanız bu context menü arkadaşlar. Gidip bu context menüyü nasıl yazıyoruz ve bu context menü işlemlerini nasıl ele alıyoruz onu yapacağız. Bir imagesel nokta context actions taglerini açıyorum. Bir menü item ekliyorum. Text güncelle diyelim. Kapattım. Bir menü item daha ekliyorum. Text sil ekledim. Yani çok basit bir imagesel context action tanımlaması ile ben burada
İki tane basılı tuttum da menü çıkartacağım arkadaşlar. Fakat şurada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir atıyorum Texel kullansaydım burada ben şuraya gidip Texel.context actions demem gerekiyordu. Yani hangi özel kontrolü kullanıyorsam gidip onun context action'ını açmam gerekiyor. Burada biz ImageSell kullandığımız için ImageSell'in context action'ını kullanacağız. Çalıştıralım. Açıldı. Ben yana doğru çektiğimde sil ve güncellenin artık geldiğini görüyorum. Buradaki image cell için. Bunu çekiyorum. Yine kullanıyorum. Yine gruplamamı kullanıyorum. Geldim, çektim. Yine şurayı kullanıyorum. Hiç problem yok arkadaşlar. Yine gidiyorum buradan her türlü yazıp şurayı çekebiliyorum. Peki renklendirmeyi nasıl yapıyoruz? Şöyle bir durum var. Bu arada şunu şöyle alayım. Is destructive. Bu sadece iOS için çalışıyor. Eğer siz is destructive property'sine true verirseniz iOS'ta o eklediğiniz menü kırmızı olarak görünür. Android'e hiçbir etkisi yoktur. Önce iOS'ta görelim, sonra Android'de görelim. iOS açılıyor. Güzel. Çevirdim. Gördüğünüz gibi sil, kırmızı, güncelle default renginde kapattım. Yani ListView'un hemen hemen tüm propertylerini kullandık arkadaşlar. Yani kullanıyoruz. Bir de Android'de görelim. Şöyle açalım. Ders 3'ü de şuradan açayım. Geldim. Basılı tuttum. Sil, güncelle. Çıktım. Geldim. Basılı tuttum. Sil, güncelle. Biliyorsunuz biz evet tek katmanda kod yazıyoruz ama native bir çıktı aldığımız için platform spesifik çalışıyor yazdığımız tüm kodlar. Yani iOS'un user experience'ı böyle. Android'in böyle. Ve kodlarımız da buna göre haliyle çıktı veriyor ve çalışıyor. Bir de şunu yapalım. Ben bir menü item'a event verebiliyor muyum? Gayet tabii ki gidip on menü item click diyorum. Hemen arkasına geliyorum. Şurayı toplayalım. Menü item kliklendiğinde de işte ne yapalım? Güncelle menü item. Şöyle yapalım. Çalıştıralım. Geldim. Basılı tuttum. Güncelle menü item. Tamam, vazgeç. İstediğimiz eventi de verebiliyoruz, aktarabiliyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Şöyle biraz daha zamanımız var. Onun için ben şöyle işlemlere biraz bakmak istiyorum. Şu menü item içerisinde bir sayfa daha yaratalım. Şöyle yapalım. Detail sayfam olsun. Şöyle cross platform XAML. Bir pop-up olarak açalım bu sayfayı da. Buraya bir tane stack layout atayım. Bu stack layout içerisine şöyle bir uygulamamızı açalım.
Mesela buraya bastığımda bu açılıyor. Artık pop-up açılmasın arkadaşlar. Buna bastığımda detail sayfasını uygulamam pop-up bir sayfa olarak açsın ve işte buradaki birkaç veriye yazalım. Gidelim detail sayfasına. Constructor'da içerisinde bir tane MVA Factory içerisinden bir MVA sınıfını alsın Constructor'da. Artık Selected objesi tamamen elimde olduğu için istediğim her şeyi yapabilirim. Bir de Windows Phone'da çalıştıralım. Bir arkadaşımız istemiş. Hemen çalıştırayım. Şunu da çalıştırırsam tamamdır. Şöyle koyalım. Screen geldi ve çalıştı arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Resimler geldi. Tabii WinFon da kendine özgü yani native olarak çalıştığı için burada açıkçası WinFon'da biraz tasarımda renderer'larla girmemiz gerekecek. Yoksa bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gerçi burada neden hata verdi tıklayınca? Ona bir bakalım. Güncelde tamam vazgeç. Bir daha çalıştırayım. Bir hata vermiyor olması. Arama tarafı geldi. Gruplama geldi. Sıkıntı yok. Resimleri dağılıyor. Gayet hızlı da çalışıyor. 33 sanal sınıf mevcut. Bir sıkıntı yok. Görünüyor. Devam edelim detail sayfasına. Şöyle Droid tarafta sete startup yapayım. İşte bir tane şuraya ne yapalım? Label atalım. İşte tekstine gitsin şeyi bassın. Tekstini burada vermeyelim. LBL title diyelim. Çok hızlı geçeceğim arkadaşlar burayı. Neyimiz vardı başka? Title, description. Öbür sayfaya nasıl gidiyoruz? Onu göstereceğim sadece. LBL description, LBL title dedik. Süper. Geldim burada. Label title'ın teksti eşittir. Selected nokta title selected nokta description. Süper. Peki. Ben bunu buradan nasıl göndereceğim? Menü item'da değil de unselected olduğunda. Şurayı bir silelim. Hatta şöyle yapalım. Silmeyelim. Detay. Vazgeç. Tabii şurayı şöyle yapacağız ve asenkron olarak işaretleyeceğiz. Eğer şurası detay doğru değil mi? Evet, accept. Eğer detaya bastıysa navigation push modal asenkron ve push asenkron var arkadaşlar. Modal olarak açılmasını istiyorsanız push modal asenkron diyorsunuz. İçeriye bir page tipinden bir obje istiyor. New detail diyorum. Peki new detail içerisine ne istiyor? Bir MVA objesi. Selected MVA dedim. İşte else de bir şey yapmayacak. Sadece bu şekilde bir durum olacak. Çalıştıralım. Yani bir arkadaşımız soru sormuş. Mehmet Onur. Shared'la Portable Class arasındaki mi? Hani Shared yapsaydık mı ne olur diye soruyorsun. Ben bastım. Detaya bastım arkadaşlar. Bakın detaya gitti. Geri geldim. Bastım. Vazgeç gitmedi. Bastım. Vazgeç gitmedi. Bastım. Detay. Hop detaya geldim. Yani bu şekilde bir işlem yapabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Yalnız
Eğer navigation nokta push asenkron kullanacaksanız sizin sayfanızın tipi de bir navigation page olmak zorunda. Ona da değinelim. Yani bu şekilde bir ekleme yaparsam hata verecek. Önce hatayı görelim isterseniz. Şöyle kapattım. Push asynchron new detail selected MVA'den. Şimdi hata alacağız. Hataya göre çalışalım. Böyle bir projeyi shared yapsaydık ne gibi artısı eksisi olurdu? Hiçbir artısı eksisi olmazdı. Şu an bence proje bağımsız çalışıyoruz. Portable'da olurdu. Bu proje shared'da olurdu. Hiçbir sorun yok. Bastım. Detay dedim. Hata aldım arkadaşlar. Diyor ki push asynchron is not supported globally on Android. Please use navigation page. Yani sizin push asynchron kullanıyorsanız modal değil. Modal üzerine yeni bir modal sayfa açıyor. Bu sizin sayfanızı değiştiriyor. Gidip application CS içerisindeki new navigation page olarak set etmeniz gerekiyor. Deneyelim. Tabii bu böyle yaptığınızda yukarıya direkt bir navigation bar gelecek arkadaşlar. Geldim. Bakın navigation barım geldi. Ben bastım. Detay dedim. Bakın şuradan geri diyebiliyorum. Çünkü sayfa değiştiriyorum artık. Şuradan geri işareti geliyor. Buradan geri gidebiliyorum. Yani bu şekilde bir basit bir ayrım ve basit bir kullanım var. Hani dikkat etmeniz gereken tek yer burası. Şimdi arkadaşlar bir şeye daha değinmek istiyorum. List view içerisinde hani animasyon yani list view bir animasyonla nasıl şekillendirebiliriz gibi bir durumla karşılaştım ben geçen. O durumu biraz sizlere göstermek istiyorum. Yani list view'u nasıl çevirebiliriz? Ya da list view'da bir tıklama olduğunda onu nasıl yapabiliriz gibi bir şey yapacağım. Bunun için gesture recognizer var arkadaşlar. Gesture recognizer nedir? Şudur. Gesture sayfa üzerindeki yani oluşturduğunuz sayfada X bir kontrol. Bu list view'da olabilir. Bir image de olabilir. Bir işte başka bir kontrol de olabilir. Onun işte parmağınızda tuttuğunuzda sağa götürmeniz, sola götürmeniz, dokunmanız gibi işlemleri yönetebilmenizi sağlayan bir obje. Gidip bunun add metodu ile yeni bir etkileşim yaratmanız gerekiyor. Burada ben tap gesture kullanacağım. 3 çeşit gesture var arkadaşlar. Bunları ilerleyen sınıflarımızda işleyeceğiz. Ama ben şimdi bir tanesini işlemek istiyorum. New tap gesture recognizer dedim arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Yani ben kliklendiğinde değil de ben dokunduğumda list view'a dokunduğumda bir işlemler olmasını istiyorum. Yani bir gesture işlemleri yapmak istiyorum. Yeni bir command'la bu işlemleri başlatabiliyorum. Asenkron işlemler yapacağım çünkü ardı ardına gelen efektler hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle şunu da şöyle kapatırsak tamamdır, hata vermeyecek. LST Envy. Şimdi burada animasyon verebilmeniz için, efekt verebilmeniz için dokunduğunda bir şeylerin olmasını istiyorsanız, ne bileyim, list view'in yukarı doğru kaymasını ya da list view'in şöyle dönmesini istiyorsanız bazı şeyler kullanabilirsiniz. Burada scale to var. Scale to'yu kullanabilirsiniz. Rotate x to y to, yani burada to ile biten tüm layout to, layout'ta nereye gitmek istiyorsunuz? Fade to, yani ne yapmak istiyorsanız bunları kullanabiliyorsunuz. Birkaçını kullanalım. Scale to, boyutuyla oynayalım. 0,95'ten şimdi ne istiyor? Scroll to değil, scale to kullanacağım. 0,95'ten şimdi şey istiyor. Int length, yani süreyi istiyor. 100 diyeyim. 100 milisaniye. Şimdi de efekt. Easing class'ı içerisindeki arkadaşlar tüm bu
static read-only property'leri kullanabiliyorsunuz. Efekt olarak. İşte birkaç tane efekt var. İsterseniz kendi efektlerinizi de yaratabiliyorsunuz tabii. Buradan kubik out dedim. Hemen şu an küçültmüş oldum list view'u. Tekrar geri haline çevirmek için de şöyle bir tabii kubik in kullanacağım. Ne yapalım? iOS tabii başlatalım. Yani ben şu an list view'a dokunduğumda parmağımla tap ettiğimde bir efektlerin olmasını bekliyorum. Android için action bar'ı gidip bir arkadaşımız sormuş. Bir saniye proje açılıyor şuradan göstereceğim. Main activity içerisinde load application'dan önce şu araya girip orada activity bar'ın visible'ını hide etmen yeterli olacaktır. Tabii bunun için birkaç yöntem var ama bu söylediğim de bu yöntemlerden birisi. Ben geldim arkadaşlar. List view'a şöyle dokundum. Bakın list view'a her dokunduğumda bir efekt oluyor arkada. Bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Üstüne efekt ekleyebiliriz. Hiç problem değil. Gidip tekrar bu sefer kendi ekseni etrafında çevirelim. 360 derece dönsün. Şöyle 1500 yapalım. Uzun dönsün. Nasıl olsun? Şunu kullanalım. Yani ben bastığımda önce biraz küçülecek, sonra tekrar eski haline alacak ve kendi etrafında 360 dönecek. Çalıştıralım. Ve 1,5 saniyede yapacak bunu. iOS'u açalım. Uygulama açılıyor. Build etti. Şimdi uygulamayı deploy etmesini bekliyorum. Güzel. Uygulamayı deploy ediyor. Yani 2 saat içerisinde yaptığımız uygulamaya bakarsak arkadaşlar, biraz uygulamam açılsın. Daha sonra ondan biraz konuşalım. Süper. Ben list view'a bastığımda scale to rotate y to çalışacak. Şöyle bir orada bilgisayar kastı sanırım. Tekrar çalıştıracağım. Şöyle çünkü efekti göremedik bir emülatör kastı. Tekrar çalıştı. Güzel. Basıyorum. Şöyle dönerek bir efekt oluyor. Bir de Android'de çalıştıralım. Şöyle Android'de basayım çalışsın. Şuradan açalım. Android'de de çalıştı. Android'de list view'a basıyorum arkadaşlar. Bunda neden efekt olmadı ona bir bakalım. iOS'ta yaptık. Android'de yakalayamadık mı acaba? Tam detay, sıkıntı yok. Android'de şurayı mı kapattık acaba? Orayı tamam, çözemedim. Bir de WinFone'da çalıştıralım. Bakalım. Ya da şöyle bazen uygulamayı tamamen uninstall edip tekrardan açmanız gerekebilir. Windows WinFone'da da çalışacak. Tekrar şöyle Android'e geçeceğim. Uygulamayı tekrar başlatayım.
Android'de neden olmadı acaba? Komanda mı düşmüyor? Hemen bir bakayım. Ya da tab'i mi yakalayamadım acaba? Evet, burada tab'i yakalayamadım ondan. Diğer tarafları yakaladım ama tab'i niye yakalayamadım? Onu tam çözemedim açıkçası. Ona bakalım. Şöyle list view içerisinde bu kadar item varken demek ki normalde iOS'ta sıkıntı yok. iOS'ta çalışıyor. Neyse, Android için ayrı biraz uygulamalar yapmak gerekecek. Tekrar deneyeceğim. Gerçi atamamış ki uygulamayı. Şöyle ders 3'ü tekrar bir sileyim. Şimdi tekrar başlatayım. Tekrar debug'a girmesini bekliyorum. Girdi. Evet. List View'ın tabini, tab gesture'ını yakalayamadık şurada. Neyse, ona bakarız. Kapatalım. Normalde baktığımızda arkadaşlar işte 3 platforma şu an, şurayı da açalım. Açık Akademi'nin sanal sınıf eğitimlerini şurada listeledik. Refresh'le gruplamayı değiştirebildik. Buradan anlık arama yapabildik. İşte bastığımızda pop-up şeklinde vazgeçse kapattık. Eğer detaya diyorsa detay sayfasına gittik. Tabi buraya tasarımla uğraşmadık. Detayına baktık sadece. Footer template kullandık. Statik nasıl kullanıyoruz ona baktık. Header template kullandık ve aslında en önemlilerinden bir tanesi kullanabildik arkadaşlar. Image Source Converter yapabildik. IVLU Converter interface'ini kullanarak nasıl işlemler yapabiliyoruz ona baktık. Yalnız Android'de List View'da yapamadık ama büyük ihtimal List View'ın büyüklüğünden dolayı ve üzerine item geldiğinden dolayı olmadı o. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Buraya bir tane image atayım. İşte logo.png diyeyim. Hatta buraya da atmayayım. Şöyle yapalım. Detail'ın CS tarafına gideyim. Bir tane image yaratayım. Logo.png dedim. Kapattım. Şöyle new tab gesture dersem sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Asenkron, şuraya bir de T'yi verip, çok pardon, şöyle yaparsak şimdi şuradaki durumları alıp şuraya atarsak, tabii şunu sileceğiz. Ve content eşittir new stack layout diyelim. Efekti göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım burayı da. Content'e direkt image atmayayım da direkt vereyim. Şuradan my image'e atayım. Image'e bastığımda şu şeyleri yakalayacağız. Bastım. Android'de de efektleri çalıştıralım. En azından bir image üzerinde. Şu an list view üzerinde zamanımız pek kalmadı ama image üzerinde çalıştıralım. Bastım, detay dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, efekt sıkıntısız çalışıyor. Tekrar çalıştırayım. Detay dedim. Bastım. Sıkıntı yok. Süper. Ne yaptık? Şöyle yapalım. Bir geri diyeyim. List View'i inceledik arkadaşlar. List View ile veri etkileşimini inceledik. List View içerisinde özel kontroller kullandık. Şöyle göstereyim. Context Action'ları kullandık. Özel kontrollerin context action'larını. Yani ben
şöyle yaptığımda bu türde etkileşimleri yaptık. Search bar kullandık. Gruplama yaptık. En önemlilerinden bir tanesi refresh durumunu inceledik ve tüm eventleri kontrol edebildik. Üçüncü haftamızın da sonuna geldik. Sorunuz varsa alabilirim. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Benim için çok keyifli bir ders oldu. ListView hakkında tüm her şeyi inceledik. Tabii hani tüm her şeyi derken tabii gidip row height'ı yani söylememiş olabilirim. Bunun gibi birkaç property işte. Fakat çok önemli property'ler değil. Zaten sizin bildiğiniz property'ler bunlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim için çok keyifliydi. Önümüzdeki hafta ne işleyeceğiz? Hemen bir ona bakalım. Hemen onun da adresini söyleyeyim. blog.microsoft.com.tr altından gidelim. Şurada zaman sanal sınıflarımız başlıyor. Altından dördüncü haftaya bakalım. Üçüncü haftamızı da bitirdik. Ne yaptık? Evet, tekrar tıklamalarda 360 dönmemesinin sebebi pozisyonu eksi 360'a alıyor. Onu bir değişkenle tekrar sıfır yapmam gerekiyor. Bir arkadaşımız sormuş ikinci kere 360'ın neden değişmediğini. Eksi 360 olduğu için. Dördüncü hafta ne yapacağız? SQLite kullanımına değineceğiz arkadaşlar ve SQLite kullanımını yaparken dependency service kullanacağız. Zamanin tarafında bilmemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi dependency service arkadaşlar. Ona değineceğiz ve SQLite kullanacağız. Açıkçası bu tasarım ve bu uygulama üzerinden gideceğim. Şöyle yapacağız. Biz sayfalar yapacağız menüde. Menüde sayfalar yaptıktan sonra işte ekle menüsü, pardon, ekle sayfası, listeleme sayfası, silme sayfası, detay sayfası ve güncelleme sayfası yapacağız arkadaşlar. Aynı şunu çektiğimde sile basıp bir uyarı çıkartacağız. Silin mi silmeyeyim mi? Sil deyince gidip SQLite'dan veri tabanından sileceğiz. Ve bu da kaybolmuş olacak. Aynı tasarımı SQLite dersinde de kullanıyor olacağız arkadaşlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hafta içi sorunuz olursa ben hemen mail adreslerimi de yazayım. zamanin.tr.com ve gmail.com. Şöyle formatı da biraz büyütelim. Doğru yazdık. zamanin.tr.com ve özaksu diye gmail.com adreslerinden hafta içi bana konuyla ilgili anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı cevaplamaya çalışıyorum maillerinizi. Zaten dersin tekrarı da büyük ihtimal yarın ya da ondan sonraki gün Açık Akademi'nin YouTube kanalında olacaktır. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Haftaya Perşembe yine saat 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.